Selam, ben Zafer Akçay. Hoş geldiniz. Bu haftaki yolculuğumuza Şamil ile başlayalım. Sürüyor. Öndeki araba fren yapıyor. Karşıdan bir araba geliyor. Sağda bir araba var. Giriyor araya ve yerde. Şimdi anlatırken bile zor. Yani baksana, anlatırken bile bir panik havası var. Bu arabanın orada olduğu çok eskiden görülüyor zaten. Yani kamera böyle görüyorsa göz haydi haydi görüyor. Bak şimdi geldik, öndeki araba fren yapıyor. Niçin? Dümdüz yol. Niçin fren yapıyor? Çünkü onun önündeki yavaşlıyor. Böyle düşünmek lazım ve kelebek etkisi. Bak, beyaz araba iyice yavaşlamış. Karşıdan gelen araba var. Şamil, niye çıkıyorsun? Normalde beyaz araba olmasa bile burada çıkmaman lazım. Öyle değil mi? E bir de beyaz araba var. E bu araba kaçıyor falan derken giriyor. Planlamada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Murat Bodrum'dan gönderdi. Daha önce de bir videosunu yayınlamıştım. Şimdi burada kırmızı ışık, yeşile döndü. Murat ilerliyor. Solda bir araba var. Murat gaz açınca sağda kırmızıdan geçen beyaz ticari araba geliyor, Murat'a patlatıyor. Bak şimdi olaya bakalım. Şimdi burada Murat gidiyor. Kırmızı yanıyor şu anda. Sarı yandı ve yeşil yandı. Gördünüz. Artık hak buradan geçenlerin. Şimdi sağdan ve soldan gelenler bekleyecek. Buradan Murat biraz da hızlı hareket ediyor. Ama gözü bu siyah arabada. Sağ gelir mi gelmez mi? Bence onu görürken asıl tehlikeyi, sağdaki beyaz aracı kaçırıyor ne yazık ki. Ve buradan uzaklaşmak için gaz açarak devam edince bu pozisyona düşüyor. Artık yapabileceği bir şey var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Artık şunu diyecek: ya iyi ki giyinmişim, yani iyi ki full kıyafetim var da yara almadan kurtuldum. Şimdi insanlar tabii geliyor. Çarpan araç sürücüsü de koşarak geliyor. Burada biraz dinleyeceğiz neler konuşulduğunu. Bak. Bir şey oldu mu? Dur. Bir şey oldu mu? He? Bir şey oldu mu? Bir bak bana be. İyiyim, iyiyim de. Bir dakika bana bak. İyisin de ne? Bir şey oldu mu? Kırmızıda geçiyorsun. Kırmızıda. Kim? Kırmızıda geçti abi. Kırmızıda geçti. Nasıl geçtim ya? Abi şeyi kapatır mısınız? Şu an sağlığı ya, önemli. Gerek yok abi. Ambulans arayalım mı arkadaşım? Evet, aramamız lazım. Abi hemen iyi misin? Kim diyor? Nasıl geçtim ya diyor. Bak hala itiraz var orada. Şu anda da itiraz ediyor. Ve bu hanımefendi çok bilinçli Allah'tan. Arkadaşlar bakın şu ışığa ya. Devam edelim. Alihan, benim çok üzüldüğüm videolardan biri bu. Belki izlemişsinizdir. Ne abi? Sensin ayı, hayvan. Kırmızı mı? Ne abim? Alihan, bu neyin terbiyesi abicim ya? Ne demek ya? Bir kere karşında bir kadın var. Kırmızı yanıyor diyor. Haklı. Geçecek o. Sen şimdi ne yapayım ne demek? Duracaksın orada ya. Duracaksın orada. Bir de bu yetmiyormuş gibi. Yani bir kadınla konuşuyorsun ya Alihan. Ha? Böyle mi davranıyorsun kadınlara? Tülin, yağmurlu bir hava. Herhalde iş çıkışı saati ya da iş girişi, bilmiyorum. Karşıda girilmez yol var. Sola mecbur yok. Gördünüz mü? Tülin de belki gördü ama umursamadı ve giriyor. Yağmurlu havalarda ne olur? Tutuş daha az olur, görüş daha az olur. Değil mi? Bunu biliyoruz. Herkes bunu kabul edip biniyor. Şimdi o girilmez sokak, yani tek yön olan yerde ters yönden tülin metrelerce gidiyor. Ve yine girilmez yoldan araba çıkınca panikliyor ve fren yapıyor. Ne kurtarırdı tülini? Motorunda ABS olsaydı bu kaza olmazdı. Motorunda ABS olsaydı tülin burada düşmeyecekti. Bu çok net. ABS bu kadar önemli. Motor alırken ABS'li olmasına dikkat edin. ABS'sizse almayın artık bu devirde. Ve tülin giyinelim. Bak, o kıyafetle, o ayakkabılarla olmaz. Böyle bir kazada bile büyük yara alabilirsin. Çok geçmiş olsun. Sinan, güzel motor, güzel eldiven, güzel mont. Bakalım aşağısı nasıl, göreceğiz şimdi. Ve yapıştırıyor Sinan. Ne diyorsunuz siz? Hakkını veriyor. Bu nasıl hak vermek ya? Risk almanın adı hak vermek. Buyur. Adam sağa geldi. Sinan onu öngörmediği için ne yaptı? Çarptı. Bak. Gidiyor. Burada bir gaza geliyor. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ondan sonra araba buradan sağa gelirken de yapacağı bir şey var mı? Yok. Fren yapabiliyor mu? Yapamıyor. Neden? Böyle tutuyor. Arkadaşlar bu sıkışır. Sıkışır. Böyle fren olmaz. İki parmak, dört parmak, üç parmak falan. Bunları da geçtik artık. Bu olmaz yani.
Ve refleksiniz neyse panik halinde onu yaparsınız. O yüzden doğru refleksler edin. Motorunuza göre fren yapmayı öğrenin. Yakup. Ya buna da üzüldüm ya. İnsan ilişkileriniz nereye gidiyor? Ben bilmiyorum ki. Yani ne oldu? Nasıl böyle oldu? Bak şimdi. Ne yapıyorsun Yakup? Oradan gitmek hakkın mı senin ya? Bak. V'ye çarpıyor. Neyse iyi duruyor. Sen ne konuşsan kamera açıktır, haksızsın, yola atlıysan konuşma, yaya geçiriyorsun. Bunları izleyeceğiz şimdi ama başa dönelim. Bak arkadaşım Yakup, burada gitmeye zaten hakkın yok senin. O minibüsçü de yol verebilir. Yani yol verebilir, bunda bir şey yok. Senin orada olmaya hakkın yok. O araba duruyor da sen nereye fırlıyorsun be? Ya sen ne konuşsan kamera açıktır, haksızsın, yola atlıysan konuşma, yaya geçiriyorsun. Susayım, susayım. Sen ne konuşsan dayı? Sen ne konuşsa? Bana kadının arasındadır. Kadının arasında değilsin adam. Tamam sen ne konuşsa? Hata benim hatamdır. Sen ne girirsen olaya? Afgan kesmişsiniz, Polat Alamdar olmuşsunuz. Ne diyorsunuz? Lan geç diyor. Tamam sen ne mi? Gitsene yoluna. Adamları adam yüzünden mi geçsin? Allah Allah. La hepiniz ne olmuşsunuz sen? Ne olmuş böyle ya? Ne olmuş böyle? Evet benim de sorduğum soru bu zaten. Ne olmuş böyle ya? Kim kendini ne zannediyor da ne yapıyor? Hani bir kadınla konuşma nasıl konuşulacağını bilmiyor muyuz? O senin annen yaşında. Yaptığın hatayı o ilk lafı söylediğinde çok özür dilerim diyeceksin. Annedir mi diyeceksin? Çok özür dilerim. Seni korkuttum. Seni üzdüm. Hatta ben eşeğim bile diyebilirsin yani. Ben olsam öyle derim çünkü. Ben bu raket yapsam, o adama çarpsam, kadın bana öyle bağırsa ben aynen bunu söylerim. Özür dilerim. Sizi kırdım, üzdüm. Affedin. Bir anlık dalgınlığıma geldi. Bunu söyleyeceğiz. Ne olmuşuz biz ya? Gökhan'la sürmeye devam edelim. Sıkışık bir trafik. Gökhan filtreleme yapıyor. Oraya girerken fren miren. Au, Gökhan pat yerle. Şimdi ne olduğunu soracağım size. Gökhan niye düştü? Çok yavaş değil mi? Yani 5 ile gidiyor belki. Niye düştü? Allah. Benim fren videomu izleyenler bunu biliyorlar aslında şu anda neden düştüğünü Gökhan'ın. Bak şimdi seyredelim ve durduracağım şimdi tam yeri geldiğinde. Araya giriyor, vazgeçiyor. Gidon sağa kırık, ön fren. Şimdi gidon bir tarafa doğru kırıksa sen ön fren sıkarsan ne tarafa kırıksa motor o tarafa düşme eğilimine girer Gökhan. O yüzden arka fren kullanın yürüme hızında olan sürüşlerinizde. Ön fren bu hızlarda tehlikeli. Tamer'le sürelim. Güzel yol. Polonezköy yolu burası. Gidiyorlar. Önde de arkadaşı var. Sürüyorlar. 70-80 kilometre ortalama hızları var galiba. Viraj içten dıştan falan tepe noktası gibi bir yer. Ve bak ne oluyor orada? At geliyor. At geliyor. Bolt Pilot geliyor. Öyle miydi film? Evet, gelir. At gelir yani orada. At gelir, köpek gelir, inek gelir. Hı? Gelmesin mi? Gelmesin. O zaman bir bakalım. Bak şimdi burada durduk. Diyor ki 30'la git burada diyor. Neden? Çünkü orada bir tepe noktası, bir kambur var. Arkasını göremiyorsun ki. 30'la git demesinin sebebi bu. Şimdi at çıkmış iyi. Ya araba çıksaydı böyle hatalı sollama yapmış olan bir araba olmaz mı? O zaman öndeki arkadaşın ne yapacaktı? Ya toprağa çıkacaktı ya da arabaya çarpacaktı. 30 sakin yazıyorsa sakin. Hadi bir 40 yapın sakin. Ya siz de anlaşalım. Arayı bulalım. Ha? Canla devam ediyoruz. İlginç bir video. Bak şimdi öndeki araba sağa park edecek. O da giriyor. Can da oraya park edecek. O da giriyor. Şarkılar, türküler. Geri geri çekiyor. Öndeki araba da iyice hizalamak için çekiyor ama Can'dan haberi yok ki öndeki arabanın. Böyle durumda eğer beraber park ediyorsanız öndekine haber verin lütfen. Çarptınız tabii. Eren'le sürelim. Evet, soldaki arabaya bakın. Eren'e bakın. Soldaki arabaya bakın. Eren'e bakın. Kavşaklara bakın. Ne olduğunu anlamaya çalışın. Adam oraya girecek. Şimdi ben size idealini söyleyeyim. Yerdeki çizgiler ayrım ya da katılım çizgileri. Kısa, geniş. Yani o arabanın buraya geçmeye hakkı var mı? Var. Nasıl? Sinyal vererek. Veriyor mu? Vermiyor. Eren ne yapacak? O araba sinyal verecek. Eren de yavaşlayacak, kibarlık yapacak. Ona izin verecek. Bunlar oluyor mu? Olmuyor. Sonuç bu.
Motovlogcu dayıyla başlayalım. Şimdi cumhur sürüyor. Bak renklere bak, motorda da çok güzel ha. İleride bir şey görüyor. Size göstermek için muhtemelen sağa doğru geliyor. Ben cumhuru bilirim. Ve ters ters geri geri gelen arabayı ne yapıyorsun lan demek için oraya geçiyor ve bunu da diyor. Demek lazım ama. Denizhan sürüyor. Daha da ilginci. Buyurun bakın, bunlar mizansen değil. Bunlar gerçekler. Gelen kuzuya bak, kuzuya. Bak. Nasıl geliyor değil mi? Gelir. Tamer de gidiyor. Yine bir şeyler gelecek. Bak orada sağda insanlar var. Hop. Gelene bak. Bisikletle. Şimdi o bisikletle bu yola çıkmak yasak. Yayaların orada yürümesi yasak. Yasak. Tamer'in de burada gitmesi yasak. Ramazan. Yerler de ıslak. Şimdi size bir yazılı olmayan kural söyleyeceğim. Bir eğilimden bahsedeceğim aslında. Bakın arkadaşlar, çok şeritli yolda sol şerit tıkalıysa, sağ şerit akıyorsa bütün arabalar sağ şeride geçme eğilimindedir. Bütün şoförler bunu yapar. Sen dahil. Yapmıyor musun? Sen de yapıyorsun. Kandırma beni şimdi. Geldik sorular cevaplar. Shadow arkadaşıyla sürüyor. İki racing sürüyorlar şehir içinde. Önde duraklayacak İnsanlar durmuş, trafik var. Shadow'un arkadaşı da sağa girecek. Ne beklemeli sizce? Değil mi? Önde dolmuş duruyorsa o dolmuş kapıyı açar, yolun ortasında yolcusunu indirir. Bekleyeceğiz. Solu sürüyor, sola aydır. Hop bir ara dere, oraya geliyor. Hop bir kaçış falan. İyi manevralar bunlar. Şimdi durdurduk. Ne beklenir? İpucu vardı yakalayana. Gören oldu mu ipucunu? Bir şey bekleyeceğiz şimdi. Ha? Ya bu motosiklet gözüküyordu biraz önce. Çok bakarsanız çok görürsünüz arkadaşlar. Devam, Tolga ile devam. Tolga çok video gönderiyor, sağ olsun. Şimdi otobüsü buradan izliyor ki normaldir. Çünkü arkasına geçse çok geri gitmesi lazım. Ne beklenir? Buradan izlemek de tabii bir riskli. Neden? Çünkü arabaya çok yakınız. O aniden gelebilir. Aniden. Neden aniden geldiğini göstereyim, al geri. Bak şimdi orada bir rögar kapağı var ve düşük. Çukur gibi bir şey yani. Bu arkadaş arabasını oraya sokmak istemeyebilir. Ve sola doğru hamle yapar. Tolga'nın üstüne. Bunlar olmaz mı? Siz çukurlara giriyor musun? Çukur vardı diyor. Yani özür diliyor. Güzel bir hareket. Tebrik ediyorum ikisini de. İki medeni insan. Furkan. Kalabalık trafik. Sola sinyal verdi Furkan. Dönüyoruz şimdi sola. Hadi bakalım. Döndük. Yaya geçidi ve iki başında birer yaya. Ne beklenir? Bütün araçlar duracak, bu yayalar geçecek, araçlar sonra devam edecek. Beklenti, benim beklentim bu. Motor geçti, araba geçti. Araba geçti. Başka? Yaya geçti, araba geçti. Arkadan tır korna çaldı. Tır korna çaldı ama diyor ki, sana demiyorum, ona diyorum. Yersen yani, ona diyorum. Yersen. Kime çaldığını biliyoruz. Ders bölümüne geldik. Haydi bakalım. Berk'in videosuyla bir ders anlatacağım size. Vallahi bu bilgiyi hiçbir yerde bulamazsınız. Net söyleyeyim. Dikkatli dinleyin o yüzden. Sağ doğru viraj olunca otobüs sağa geliyor ve Furkan'a dokunuyor. Neden oldu? Bir daha bakalım. Çünkü bizim sürücülerimiz sol virajda sola, sağ virajda sağa yanaşırlar. Hele viraj biraz da keskinse. Furkan burada dalıyor sağa. Olmaması gereken yer. Bak şimdi yerdeki çizgiye bak. Son çizgi bu. Beyaz çizgili. Eski ama okunuyor, görülüyor değil mi? Yani çizgi bütünleşik bir şekilde gidiyor. Peki şimdi aynı çizgiye sağ virajda bakalım. Var mı orada çizgi yerde? Yok. Neden? Bütün araçlar sağ virajda sağa doğru geldiği için çizgi yıpranmış, eskimiş ve yok olmuş. Çünkü bütün Türk sürücü böyledir. Sağ virajda sağa doğru yanaşır, sol virajda sola doğru yanaşır. Şeridinde gitmeyi ne yapamaz? Bilemez. İddialıyım. Şimdi bakın, bizim akademinin yolu burası. Çizgiler sol sağ birbirine eşit değil mi şimdi burada? Eşit. Gidiyoruz, sağ viraja girdik. Durdurdum. Şimdi bakın, orta çizgi eski. Orta çizgi silinmiş neredeyse. Sağ hala aynı. Çünkü karşıdan gelen arabalar bu virajlara içten giriyorlar. Sen ne yapıyorsun? Sen de öyle yapıyorsun. Şu anda Türkiye'de araba kullanan, ağır vasıta kullanan bütün sürücüler sağ virajda sağa doğru yanaşır, sol virajda sola doğru yanaşır. Hatta şerit ihlali yaparlar. Sen yapmıyor musun? Lütfen kendine bir bak ya. Araba kullanırken bir bak ya. Bu tip virajlarda nereden gidiyorsun? Böyle bak, benim yolumdaysan sağ çizginin üstüne çıkıyorsun. Eğer orada yer varsa.
Yapıyor, herkes yapıyor bunu. Neden bunu yapıyoruz? Lütfen sorun kendinize. Şunu söyleyin. Ben araba kullanırken ya da motor kullanırken kendi şeridimde gitmeyi başarabilirim. Bunu becerebilirim. Bu kadar beceriksiz değilim. Diyebilir misiniz kendinize? Lütfen. Ya bir yarım saatlik sürüşte bunu yapın ya. Şeridimde gideceğim deyin bakalım trafikte. İki şeritli, üç şeritli trafikte. Deyin bakalım ne oluyor? Ha? Yaparsınız. Bunu da düzeltiriz biz. Tamam mı? Hadi iyi sürüşler.